Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya takipçileri. Bugün 11. sınıftan entalpi konusundayız. Entalpi hakkında hangisi yanlıştır diyen konunun temeli bir soru. A şıkkı diyor ki endotermik tepkimelerde ürünlerin entalpileri girenlerden fazladır. Evet arkadaşlar, endotermik düşük enerjiyle girip yüksek enerjiyle çıkıyor ısı aldığı için ürünlerin entalpileri daha fazladır. Herhangi bir kimyasal tepkimede kararlı olan düşük olandır, düşük enerjili olandır. Egzotermik tepkimede de ürünler düşük enerjili olduğu için ürünler kararlıdır. Yanma, nötrleşme, bağ oluşumu, gazların suda çözünmesi genel olarak egzotermiktir. Tabii ki azotun yanması hariç, ama bu bir genelleme sorusu. Entalpi sıcaklık, basınç, fiziksel hal ve madde miktarına bağlı iken tepkimenin yolu ve katalizöre bağlı değildir. Doğru. Endotermik tepkimeler istemli değildir. Isıya muhtaç oldukları için istemsizdir. Sürekli ısı almaya muhtaçtır. İstemli tepkimeler kendi kendine devam eden tepkimeler. Genelde egzotermik tepkimelerdir arkadaşlar. Tabii ki bir kimyasal hesaplama sorusunu çözebilmemiz için öncelikle tepkimeyi yazıp denkleştirmemiz şart. Bir asit baz tepkimesi yazarsak asit baz tuz su oldu. Oluşum ısısı cinsinden tepkime entalpisini bulmak için ürün eksi giren yapıyoruz. Burada element yok, tablodaki hepsini yazacağız. Bakın 331 ürünlerden Na2CO4'ün suyun 68.2 ile çarptık. NaOH'ın 102 ile çarptık ve 195. Hesaplarsanız tepkime entalpisi 72 çıkıyor. Tabii ki bu 2 mol NaOH'da 1 mol H2CO4'de. Biz NaOH'tan 24 gram, 40'a bölerseniz 0,6 mol. H2CO4'ten de molarite eşittir mol bölü hacim yaptığımızda 0,2 mol almışız. 1'e 2 girdiği için 0,2'ye 0,4 girecek. Sadece harcananla ısıyı hesaplayabilirim. 1 mol H2CO4 ile 72 ısı açığa çıkıyorsa 0,2 H2CO4 ile kaç ısı dediğimde 14,4 olur. Cevabımız B. Üçüncü soruya baktığımızda XY2'nin oluşum tepkimesi değil bu veya tersi XY2'nin oluşumu değil. Çünkü oluşum olması için maddenin elementlerinden oluşması lazım. Bir yanlış. Üründeki XY sıvı olsaydı tepkime entalpisi azalırdı. Delta H bildiğiniz gibi ürün eksi giren. Şu an üründeki XY gaz. Gaz yerine sıvı alırsak ürünün potansiyel enerjisi düşer. Ve ürün düşerse, dikkat edin, ürünün işareti pozitif. Bir matematiksel işlemde artı olanın değerini düşürürseniz toplam değer de düşmüş olur, azalır. Doğru. XY'nin oluşum ısısı XY2'nin oluşum ısısından fazladır. Tepkime endotermik bir tepkime girenlerde XY2, ürünlerde XY var. Giren ısı alarak ürüne dönüşüyor. Dolayısıyla üründeki XY'nin oluşum ısısı girendeki XY2'nin oluşum ısısından daha fazladır. Cevabımız D seçeneği. Bir Hessius ısı sorusu bize NO2'nin oluşum ısısı soruluyor. Oluşum olması için elementlerinden oluşması lazım. Bana istenen tepkime N2 artı O2 eşittir NO2. Tepkimeyi denkleştirirsen böyle bir tepkime gerekli. Dikkat ederseniz N2 sadece birinci tepkimede var. 1 bölü 2 N2 elde etmek için birinci tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarpacağım. Tabii bunun için entalpisini de ters çevirip 1 bölü 2 ile çarptım. O2'nin birden fazla kaynağı var, geçiyorum. NO2 sadece üçüncü tepkimede var. Bunu da ters çevirip 4'e böleceğim. Son olarak bakın elimizde 6 bölü 4 su var. Bu suyun olmaması için sadeleştirmem lazım. İkinci tepkimeyi 6 bölü 4 ile çarpacağım. Şimdi tepkimeleri toplayacak olursak bakın 3 bölü 2 H2 ile 3 bölü 2 H2 gitti. 7 bölü 4'ten 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 çıkarsa buradan 1 oksijen kalır. 1 bölü 2 N2 burada. NH3'ler sadeleşti. Sular sadeleşti. NO2 burada. Elde etmişiz. Tepkimeleri toplarsanız cevap 8 çıkar. Dikkat etmeniz gereken bir soru, biraz uyanık olmanızı istiyor sadece. Bağ enerjisiyle giren eksi ürün yapıyoruz. Bakın dikkat etmeniz gereken şey şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane CH bağı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane CH bağı var. Yani girenlerdeki CH'larla ürünlerdeki CH'lar birbiriyle sadeleştiği için CH bağının enerjisini vermese de biz diğer bağları kullanarak bu tepkimenin entalpisini hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla B, C, D, E'deki bağlara gerek varken A'daki bağın entalpisine gerek yok. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Seviliyorsunuz.